Merhaba değerli dostlar. Uncharted 4'ün yeni haftaki yeni bölümünün, ilk bölümünün videosuyla beraberiz. Videoyu 4 Mayıs Dünya Star Wars gününde çekiyorum. O yüzden şapkamı giydim. Star Wars evrenine pek yakın değilim, yani fanboy da değilim ama sevdiğimiz bir evren. Çocukken görmüş ve vay be, ne ilginç bir film demiştik. Ama bağlanamadık yani. Kimisi bağlanıyor, kimisi bağlanamıyor. Ben Manisa Tarzanı'na daha çok bağlanmıştım. Daha çok ilgimi çekmişti. Ne bileyim. Demek ki öyle uzaya muzaya, bilime pek şeyimiz yok. Daha çok kültüre merakımız vardı herhalde. Sonra gidip sosyolog olduk zaten. Ama o da bir işe yaramadı. Onu da ilerletemedik. Evet, değerli dostlar. Bakalım. Geçen bölüm Sem'in yaptığı, ya hain Özellikle Sem ya. bakacağımız bir oda var mı? Var var Her gel. türlü kitap, günlük veya araştırma notlarına karşı Sen dikkatli hain olmalı. Sem ya. Sen bak İstanbul. Kardeşin nasıl öyle bir şey yaparsın sen? Sezgi ne O diyorsun da bir bu şey. konuda? Bu arada eskiden yani birkaç video öncesine kadar İrem de yorum yapıyordu. İrem bu aralar izlemiyor herhalde. Şimdi Amerika'da Günlerim isimli kanaldaki arkadaş yorum yapıyor daha çok. Ama hiç önemli değil. Teşekkür ediyoruz herkese. Yorum yapan yapmayan. Bazen insan yorum yapacak bir şey bulamıyor. Hiç önemli değil. Eğer çizim falan böyle çizim yapmak nasıl çizim yapılıyor? Yani nasıl oluyor gibi bir okuyalım ne diyor. Benim adım Kenshiro Namba. Geçen hafta Okinawa kıyısı açıklarında yaptığım son keşfiniz olan Toguvaya dönemi zırhı. Zaten bu işe yarar bir şey olsaydı diyecekti. Abi bir şey buldum diye. Evet ne diyorduk? Çocukların çizim yapmayı seviyorsa veya siz de aynı, bu nasıl yapılıyor falan diyorsanız İrem Özyüreğin kanalını. Amerika'da işte insanlar nasıl, hayatlar nasıl diye bir sürü Amerika kanalı var tabi. Amerika'da Günlerim isimli kanalı takip edebilirsiniz. Hepsi de iyi, güzel kanallar. Herkes emek veriyor. Teşekkür ederiz kendilerine de. Şimdi bir şey bulmamız lazım. Ne bulalım değerli dostlar? Daha yerlere gitmeyelim yani. Sen niye bir şey bulmuyorsun? Bize bulduruyorsun illa ki. Öyle biz mi bulacağız yani? Burada bir şey bulamadık. Konuşmaya daldım ya, o sırada kesin bir şey kaçırdık ama. Buraya koyduk. Kesin bu kapıda bir şey var ama. Kasa. Dostum. Abisi nereye gitti şuraya? Abi. Abi nereye gittin? Küçükken beni abim de böyle sesi geliyor mu? Çarşıya götürüp bırakmış, kaybolmuş. Çok korkmuştum. Heh. Lamba böyle gidiyor, buraya geliyor. Burası son. Peki nereden devam ediyor? Buradan devam ediyor. Buraya. Burada bir şey olması lazım. Yani tepeler mi çıkayım? Sen ne diyorsun? Burada bir şey bulduk kesin. Ha yok, buraya Burada bakmıştık yok. ya. Bu tavan arasından çıkmayacak. Kutular eski seyahat ve kamp ekipmanlarıyla dolu.
Ya biliyorsun işte orada bir şey olduğunu. 2 saat dolaştırdın bizi ya. Peki nasıl bulacağız onları? Annemin not defterlerini mi? Hatırlamıyor musun yani? Hep o kirli beyaz deri cildi kullanırdı. Oo. Evet biliyorum ama burası çok büyük bir yer. Bu savanlıkta in aramak gibi bir şey. Bence de. Çocuk hep Nathan hep demek ki akıllıymış yani. İşte bu. Beyaz deri. Galiba birini buldum. Ciddi misin? Hayır. Bu annemin değil. Ama doğru yolda gidiyorsun. Bakmaya devam. Değilmiş. Tamam anladık. Böyle kutuyu arayıp bulacağız. Hadi bakalım şu taraftan gideceğim. Yalnız burnuma koli ve kağıt kokusu geldi ha. Mesela bazen de şey tartışması oluyor ya. Kindle çıktı işte dijital okuyalım, kitaptan okuyalım, kitabın kokusunu seviyorum diyenler oluyor. Böyle garip bir tartışma oluyor. Anlamsız. Valla kitap alınca koklamak hoşuma gidiyor ya. Kağıt kokusu. Acaba bağımlı mı olduk? Ne yaptık kokuya? Hani ilkokulda kokulu silgiler vardı eskiden. Yasaklamışlardı onları. Harbiden iyi oldu çünkü kokladıkça kokluyası geliyordu çocukların. Yani çocukken bizim. Kokulu silgi mi olur ya? Bağımlı yapacaklar milleti. Bu ne? Oku. Peru'da sevgilerle, Peru'dan sevgilerle. Umarım mektubum eline sağ salim geçip ulaşır. Sağ elinde olduğu için. Buralarda postane yok. Sadece uçak pisti olarak iş görüp Manu nehrindeki tekleri yavaştan ufak bir çalılık alan var. Keşke dünkü uluyan maymunları görebilseydin. Uluyan maymun mu? Nate, bu kutular sana bir şeyler hatırlatıyor mu? Hangi kutular? Şimdiye dek yaşadığımız her yeri. Aynen öyle. Babam hep şöyle söylerdi. Niye yerleşiyoruz ki? Nasılsa bir ayak almaz yine taşınacağız. Evet. Şerefsizin tekiydi. Baksana. Bana deli diyeceksin ama Ming hanedanlığı vazosuna benziyor. Nathan, aklı başında olan hangi adam bir Ming hanedanlığı vazosunu öylece ortaya? Açılmıyor. Hadi. Beraber yalnız yapalım. Çocuklar nasıl demek olsun? Ki ufaktan... Hadi. Hadi. Vay. Çocuklar ufaktan bu işe bağlanmışlar. Çeşit lahite benziyor. Evet. Biliyorlardı yani. Baksana. Burada her yer tamamen lahitle dolu. Yani lahitlerle. Sen... Bu gerçek. Nasıl yani? Burası ne biçim bir yer? Gerçeği ve sahteyi ayırt edebiliyorsun. Helal olsun. Gidip öğrenelim. Ya oğlum sen başımızı hep belaya sen soktun ama. Ha bir dakika şurada bir şey gördüm. Bana bir iyilik yap. Öldüğümde beni bunlardan birine göm. Tamam. Tabii. Seni mumyalayıp organlarını da bir kavanoza koyayım mı? Bir daha düşün. Çocuk her şeyi biliyor ya. Boş ver. Hey bunu tanıdın mı? Bir dakika. Buna benzer bir şey görmüştüm ama. Yaslanan figürler. Etrüsklerden. Tabii ya doğru. Evet. Karı koca. Bu ne? Gitte görmemiş. Biraz karanlık gibi. Müthiş bir hava katmış ama. Evet. Müzik alan gelmedik mi zaten ya? Bir ödül daha kaptık. Uçak. Oyuncak uçak. Çok güzel ama ha. Yani yine bir çocuk olarak. Küçük bir çocuğum hala. Hoşuma gitti yani oyuncak. Evet. Ona mı bakayım? Ya, bu Roma'dan kalma. Üçüncü. Belki de dördüncü asır. Adam bir master yapmış gibi ya. Mekan müze gibi lan resmen. Sizde yani... Zor bölümü de var mıdır? Olsa şaşırmam. Bu yaşta bu çocuğun bu kadar bilmesi ilginç geldi bana yani. İşte bir tane daha. Tüyür bakalım bu mu? Bu da değil. Amr Abbasi. Bir Mezopotamya yıkayıcı kurutucu karması olduğunu sanıyorum. Yıkayıcı kurutucu karması olduğunu sanıyorum.
Komik olan hep bende, her zaman. Hey Nathan, bana bak. Kimim ben? Ha? Doktor Livingston, hadi. Harika. Bırak geyiği, gel buraya. Gel buraya. Bulmamız gereken bir sürü şey var. Daha geri döneceğiz, hikayenin kalanına devam edeceğiz, hadi. Şimdi nereye peki? Ne? İstediğin yere gidebilseydin, nereyi seçerdin? Her yer olur mu? Her yer olur. Peki, şey... Evet, hadi bakalım. Hindistan. Evet, istikamet kaçma. Emre Durmuş şimdi orada. Evet. İstiyorsan izleyebilirsiniz. Biliyorum. Emre Durmuş'un videoları da güzel. Sovyetler Birliği. Hadi Moskova'ya gidelim. Ama içeri girmek biraz zor olabilir. Kızıl Meydan'ı hep görmek istemişimdir. Tekrar deneyelim. İngiltere. Windsor Kalesi'ni görmek gerçekten müthiş olurdu. Hadi dostum, bırak öyle artık. Öyle değil mi sen? Ey bana bakma. O zaman daha doğmamış olmam benim suçum değil. Zaten çok da bir şey hatırladığım yok. Ve çok da güzel değildi. Hı hı. Tamam. Son bir kez daha. Brezilya. Heh işte böyle. Yağmur ormanı keşfedilmemiş şeylerle dolu. Ve yani onu söylemek için çevirttin yani. Keşfedilmemiş kabileyle de. Yani. Evet. O da var. Bu çok okumakla mı oluyor acaba? Demek ki bunun ailesinde de vardı böyle şeyler. Hey, şuna bak. Çok yaşa Sezar. Sezar mı? Ah, içi sıcakmış. Ay, ben bir daha bir şey yapacak sandım. Bırak, tamam bırak. Şu Afrikalı ayın maskelerine bak. Şunlara baksana. Burada en az 3 farklı din var. Cık. Hepsini de biliyorlar arkadaş. Bu kadar da bilinmez yani ya. Bir şey de bilmeyin ya. Sanırsın ev bunların. Muhteşem. Böyle bir davetiye almak için nelerimi vermezdim. Yıllık da atelik galamız için lütfen Kayfa Kulübü'nde bize katılın. 21 Aralık 17-22. 22 diyor yani. Saat kaç? Yakalanmasınlar sizi sonra çocuklar. Bereket totemleri. Hey, o şeylere bakmak için yaşın biraz küçük değil mi senin? He, her boku biliyorsunuz. Evlere gidin, hırsızlık yapın. Yaş büyük. Vay be. Bu masa yetimhanenin yemekhanesindeki kadar büyük. Kesin buranın yemekleri daha iyidir. Ona şüphem yok. Vay anasını. Burada müthiş partiler vermiş olmalılar. Tarihi eserlere bakılırsa bunun için yeterli paraları varmış. Evet. Ama son partiden bu yana bayağı geçmişe benziyor. Hadi, hadi bulalım artık. Vay. Arabistanlı Lawrence. O filmi hep görmek istemişimdir. Biz gördük dostum. Bize ihanet eden... Yani ihanet edenin bizi satan Arapları nasıl kandırdığını gösteriyor. Turnuva zırhı. Fransız'a benziyor. Her şeyi de biliyorlar. Arkadaş ne biçim bir burası ya? Oh vay canına. Amelia Earhart'ı tanıyorlarmış. Hadi oradan. Bunlar bütün havalı insanları tanıyorlarmış. Buradaki eserleri gün yüzüne çıkaranın sen olduğunu düşünebiliyor musun? Süper bir şey olmalı he. Hop. Bulalım artık ne olur hadi. Lanet olsun. Dünyadaki her şey hakkında günlük var. Ama anneminki ortada yok. Bu büyük bir ev. Hemen pes etme. He. Büyük Samuray. Bir. Armayı tanıdın mı? Gülat mı yaprakları? Bakalım. Söyleme söyleme. Tokugawa klanı. Evet. Doğru bildin. Koy yerine koy.
Tokugawa klanıymış. Her şeyi biliyorsunuz anı satayım ya. Ne diyor? Mektup mu? Lahit'in müzemde sergilenen diğer Amenhotep lahitlerine kısılmasına izin verin. Galiba hayır demişler. İsteksiz oluşunuzu elbette anlayabiliyorum falan filan. O eşyalardan ben de ayrılmak istemezdim. Şimdi tamam. Bu işin tamam. Sevdalısı. Annemin günlüklerinin burada olduğunu sanmıyorum. Şimdi de yukarıya bakalım. Ev yalnız çok büyük ya. Böyle bir evde saklanma çanesi. Kimse kimseyi bulamaz ya. Annemin eşyaları bu odalardan birinde. Başka bir yol bulmalıyız. Kilitli. Kilitli. O zaman ne yapalım? Dışarıdan dolaşalım. Havalandırma. Oraya nasıl gideceğiz? Müzik mi hızlandı ya? O boşuna yukarı bakmıyor. Tamam, havalandırma olduğunu gördük de. Hey! Havalandırma deliği. Tamam. Tamam, gördük. Evet. O bizi altındaki odaya sokabilir. Bizi değil, seni. Seni. Ne? Ben oraya sığamam. Halledebilir misin? Kafa mı buluyorsun? Halledebilir miymiş? Pekala. İlerleyelim. Yalnız gidiyor. Oraya nasıl çıkacağım dostum? Burası da kapatmışsınız. Hadi. Hay aksi. Bak bir Polaroid. Ver bakayım. Hala çalışıyor gibi. Evet, gel. Şimdi gülümse bakalım. Ben çıktım mı? Ha, kanaldaki abonelerle beraber çıkıyormuş, ne komik oluyordu. Hadi. Bir daha. Tamam. Tamam. Sakın düşeyim deme. Macera başlıyor değerli dostlar. Olamaz. Buradan gidiyor mu? Oradan gitmiyor demek. Bu tarafa gideceğiz. Kırma, sakın kırma. Ya nereden nereye dostum? Aha! Ne
Bak sen ne işler yapmışlar. Burası mıydı? Evet. Hadi bakalım. Alarm da var sanki ama. Burası değil. Çıkmaz sokak. Havalandırmalı yalnız. İki oda bir salon yani. Ha. Vur bakayım bir de. Kapıyı aç. Tamam. İçerideyim. Kapı bu taraftan da kilitli. Bak bakalım etrafta bir anahtar var mı? Bakalım. Ha. Kodein. Bolca ayrı kesiyorlar. Adam çocuk her şeyi biliyor. Kodein, modein diyor ya. İlaç biz görsek onu buna ilaç şeker mi diye yutarız. Yani bu kadar abartmışlar belki de bilmiyorum. Olabilir yani. Bilebiliyordu. Olabilir. Biz salak olduğumuz için hani bir garip gelmiş olabilir belki. Bilmiyorum. Oku. Bu mektubu yazmak zorunda kalmazdım sanıyordum. Son konuşmamın niyetimi açıkça ortaya koyduğunu sanıyordum. Benim iletişime geçmek bulunduğum devamlı girişini görmezden gelmek falan çok isyankar etmiş ya. İsyan etmiş adam. Yalnızlıktan isyan etmiş ya. Kimse anlamamış onu. YouTube kanalı varmış. Abonesi azmış falan. Yani. Etrafı arıyorduk değil mi? Anahtar bulalım. Televizyon var. İzlemek istersen. Hadi lan televizyonun markasını da bil. Belli olmaz. Bunlar her şeyi bilir. Burada bir şey yok. Şu tarafa doğru gidiyorum. Tamam. Heh. Yerine koy diyor. Ha, cebine koy. Yerine koy olur mu? Hadi koş 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 koş. Koşmuyor. Bir şey var mı? Günlük boş. Falan göremedim. Pekala, hadi gidip diğer kapıya bakalım. Yürü. Burada bir kapı daha vardı. Oluyor mu lan o anahtar? Her yer günlük dolu. Hangisi bakalım acaba? Neler varmış? Hemen bulmak istiyorum. Ters köşe yapacağım. Hadi bu olsun. Hayır. Değil. Yani bu bölüm çok zevksiz geçti ya. Hayır. Hadi bul artık. Sam. Gel bulduk hadi. Ne bir şey mi buldun? Buldun mu? İşte bu. İşte bu dostum. Cennetin zenginlikleri. Evleyin bir koleksiyondan birçok on. Ha, onlar buradan buldular. Vay nasıl? Henry Avery. Gunsway grubu. Anladım. Aa, o da ne öyle? Ben bunu hiç görmemiştim. Evet, ben de öyle. Ama bu... Evet, bu kesinlikle annemin yazısı. Ellerinizi kaldırın. Aha. Yavaş olun.
Hey hey hey. Teyze sadece oyun oynuyorduk. Elinde ne var? Hey hey hey. Bir şey yok. Tamam. He onlara diyorum pardon. Günlüğümü bana verin. Tamam. Nasıl tamam. Senin günlüğün? Tamam. Üzgünüm Nathan. Ama annesinin günlüğü. Şimdi ne olacak? Şimdi polisi bekleyeceğiz. Tabii ama başınızı ağrıtmak istemeyiz doğrusu. Bekle. Yani iki gencin hayatını mahvetmek bu cidden. Size vurmak istemiyorum çocuklar. Yapmayın bayan. Bir yere zarar vermedik. Kötü bir şey yapmadık, tamam mı? Yaptıklarımızın sonuçlarına katlanmak zorundayız. Bari onu bırakın gitsin. Annemin eşyalarını görebilsin diye getirmiştim. Hepsi bu. Onun bunlarla bir işi yok. Ne? Nasıl yani? İnanın bana bunların hepsi benim fikrimde. Hayır. Annenizin eşyaları mı? Evet. O günlük annemizin de. Cassandra Morgan'ın çocuklarısınız. Merhaba. Tanrım. Aha. Yoksa senin torunların bunlar. Ne? Dur bir dakika, ölme. Evet, hala da vurabilirsiniz. Yani şunu indirseniz. Sigara mı içtin ulan? Oh, nihayet. Annemi tanıyor muydunuz? Yanımda çalışırdı. Ha. Fark edeceğiniz üzere bir tür koleksiyoncuyum. Bu kelime biraz hafif kalır bence. Yani bölüm sıkıcı dedik ama ilginç bir olay varmış. Anneniz şimdiye kadar tanıdığım en zeki tarihçiydi. Yürü be. Lan tüylerim diken diken oldu. Gözlerim doldu bak. Çocuklar ondan biliyor her şeyi bak. Birlikte her şeyi başarabilirdik. Ama hasta olunca üzgünüm. Hayır, sorun yok. Sorun yok, biliyoruz. Çok uzun zaman oldu. Tüm keşifleri arasında bu onun en parlak başarısıydı. Sic Parvis Magna. Ha, ben de bir şey diyorum. Sic Parvis Magna. Hiç konuşulacak. Sir Francis Drake'in ilkesi. Evet, Latince ve tarihi figürler. Sofrada sürekli bunları konuşurduk. Evet. Ha, oradan biliyorlar gelmiş. Yani. Tamam. Size hiç Sir Francis Drake ve varisleri teorisinden bahsetti mi? Hı-hı. Sir Francis Drake'in varisi yok mu? Bu bize tarihin söylediği. Oho. Ama annemle buna inanmıyorduk. O korsanın sırlarını arama maceramı da yarım bırakmam gerekecek. Yarım bırakacağım çok şey var. Sigara da mesela. Bağışlayın. Bir ihtiyarın saçmalıkları. İşte. Bu benim kadar sizin de hakkınız. Kim bilir? Belki başladığı işi bir gün siz bitirirsiniz. Polisler geliyor. Eyvah. Evet şey. Gidebiliriz yani, değil mi? Polisi ben hallederim. İçeri girdiğinize göre çıkmayabilirsiniz. Dışarıda kendiniz çıkarsınız ha? Evet. Gelin. Teşekkür ederim. Karışıklık için üzgünüm. Tamam, lan hadi Nathan, sen ne çocuksun ya? Gidelim. Kadın gidiyor, eyvah. İyi misiniz? Aha, cinayetten tutulacaklar, eyvah eyvah. Hey, hey! Sam? Hanımefendi, biz polisi.
İyi misiniz? Peki, bir şey yapmalıyız. Evet, buradan hemen gitmeliyiz Nathan. Onu böyle bırakamayız. Yapabileceğimiz ama... hiçbir şey yok. Hemen kaçmalıyız. Cinayet. Eğer polisler çabuk, bizi burada bulursa... Hanımefendi. Nathan, gitmeliyiz. Hemen. Olamaz. Nereye kaçacağız? Pencere, pencere, hadi. Eyvah, 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 eyvah. Sen üst kata bak. Sen benimle gel. Bakalım kaçabilecek miyiz? Oha. Hayır hayır dön. Dur 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 dur. Hayır oğlum. Ulan yukarı niye çıkmıyorsun? Yakaladım. Atla hadi. Allah Allah. Çok gıcıktı ya. Yani... Baca. Tamam, baca da... Nasıl kıpırdama? Nereye koşayım? Buradan atlatabiliriz. Memon Murphy konuşuyor. İki hırsız zanlısı yakaladık. Biri ilişkin, biri ilişkin. İkisi erkek. Kımıldama dedim. Başın üstüne koy. Yakalandık mı? Dur lanet olası. Bu tarafa dön. Yürü yürü yürü. Yakal. Orada var. Hemen kaç Nathan. İşleriniz daha da kötüleştiriyorsunuz. Hadi gidelim. Çocuksunuz siz lan. Çağırdım zaten. Don uyarı. Yere yatın. Ellerinizi başınıza koyun. Yakaladım. Ah kahretsin. Oo bayağı polis geldi ya. Neyse koş. Hemen git buradan. Nereden gideyim? Koş. Sokukladılar. Çöp bidonu, hadi. Tamam. Hadi hadi, çık 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 çık. Heyecanlandım vallahi. Motora, çabuk, hadi. Hadi 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 hadi, hadi çok. Tamam, sıkı tutun. Yürü be, Sam. İyi kaçtılar ama. Motor da iyi kaçıyor. Üçü iyi kaçtılar yani. Paçayı yırttık gibi. Şöyle biraz soluklansak diyorum. Ha? Evet. Ben de heyecanlandım yani. Slow başladık ama... hareketli bitti yani. Burası neresi? Ne acayip gece ama. Evet, acayip. Evet. O yaşlı bayan. Nathan. Hey, beni iyi dinle. Olanlar bizim suçumuz değildi. Yani o bayan... biliyorsun. Hastaydı. Yani kötü hissetmen normal. Ama yapabileceğimiz bir şey yoktu. Peki şimdi ne yapacağız? Ben yetimhaneye dönemem artık. Sen de işine dönemezsin. Yani. Ne yapayım? Bize gelin. Dönmeyelim. Tabii. Hayır, ben ciddiyim. Bu yerden mümkün olabildiğince uzaklara gidelim diyorum. Öyle mi? Peki söylesene, polisleri ne yapacağız? Onların aradıkları Nathan ve Samuel Morgan.
Evet, bizi yani. Onlar olmasak? Nathan, o malikanedeyken detaylara en az o zavallı ihtiyar kadın kadar hakimdin. Bir dakika. Her zaman kaderimizde büyük şeyler olduğunu hissediyordum ama bu akşamdan önce... Ne gaz veriyor? Ne olduğunu bilmiyordum. Ama bu annemin yarım kalan işi bizim için bir şans. Yepyeni bir sayfa açabiliriz. Yepyeni bireyler olarak. Sen neden bahsediyorsun? Tanıdıklarım var. Sahte evrakta da uzmanlar. İsmimize de gelince... Biz bir tek bakkal Hüseyin'i tanıyoruz ya. Çocuklar neleri tanıyor? Anneme göre Francis Drake'in varisleri vardı. Kim inkar edebilir ki? Ha, sen ciddiysin değil mi? Nathan, bu kaderimize yazılmış. Söz veriyorum. Sen ve ben birlikte. Bir de ref var. Uçaklara gideceğiz. Ne dersin buna? Varım diyorum Acun Bey. Nathan Drake. İbo, ne kadar çok sana benziyor bu ya. Ondan sonra her şey değişti. Yani artık birer kaşiftik. Macera. Evet değerli dostlar, haftanın ilk bölümü biraz sakin başladı ama heyecanı sona erdi. Yine güzeldi yani. Bir noktaya gelmiştik. Evet, bu bölüm burada bitiriyorum. Diğer bölüm devam edeceğiz ama şununla konuşması bitsin. Ve onu kaybettikten sonra ya da onu kaybettiğimi sandığımda şu Nathan'ın pantolonun aynısını alacağım renginde. Onu tamamen geride bırakmak istedim. Onun gibi bir şey. İşte bu kadar. Artık her şeyi biliyorsun. Mesele sen olunca her şey kısmına inanma. Barıştığına da sevindim bu arada çocuklar. Çok zor bir durum. Ne düşündüğünü merak ediyorum. Seni bulduğum için ne kadar şanslı olduğunu düşünüyorum. Evet. Kolunu bacağını kaybetmemene sevindim. Seni buradan götürmek benim için işkence olurdu. Ha, bu arada beni nasıl buldun? Kolay oldu yani. Sadece silah seslerini takip ettim. Hayır. Allah Allah, biz o yerleri o kadar zor geçtik. Sen nasıl geldin orada? Aa, dayı da geldi. Merhaba tatlım. Yoruma nasıl? Nasıl olsun işte. Perişan durumda ama hayatta her zamanki gibi. Şimdi de diğer Drake'i kurtarmamız gerekiyor. Nasıl yani? Nate anlatsın sana. Vay be. Salih, bize katılmana sevindim. Hiç kaçırır mıyım? Salih'e o kadar kötülük oldu. Yaptık ama hoş geldin dayı. Rafe'in eline düştü. Sevindim, çocuklar gibi sevindim. Ha, evet, adanın kuzey tarafına doğru gittiler. Oralarda bir yere inebilir misin, bir bak olur mu? Sam'i bulur bulmaz mümkün olduğunca hızlı gitmemiz gerekecek. Tamamdır. Dur bir dakika. Hazineyi ne yaptınız? Hazine... Hazine sizsiniz ya. Karısı, sen, arkadaşı. Hayır, Alkazar falan. Arkadaşım, kardeşi. Kimse güvenmiş. Bir dakika, ne yani? Sam'in borcu... Kaçışı. Evet, Sam hepsini uydurmuş. Kötü herifin teki değil mi? Buluştuğumuzda sana her şeyi ayrıntılarıyla anlatırım. Tamam mı? Popo de popo, çocuklar tamam, izliyor. Çok merak ettim. Siz ikiniz orada dikkatli olun. Bizi bilirsin. Al bakalım. Sağ ol. Evet değerli dostlar, maceraya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beni kurtardığın için sağ ol. Bir kez daha. Oğlum. Neredeyse gelmeyecektim. O senin karın. Her zaman hayatını kurtarır. Bir kadın her zaman hayatını kurtarır. Merak etme. Bir araç ayarladım. Evet değerli dostlar, burada bitiriyoruz. Hadi İyi günde, kötü günde diğer bölümde devam edeceğiz. Ne olacak acaba? Aynen. Ve
Rafe de kardeşini oraya götürüyor. Hazine muhtemelen orada. Onlar bulmadan Sam'i kurtarsak iyi olur.